Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emim kolay gelsin. Hoş geldin, sefa geldin. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür ben iyiyim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Razı olsun. Biz de böyle dedik ki hele bir gidek bak Yeniköy'e. Yeniköy'de ne var ne yok. Sizden de Allah razı olsun. Geldim, buyurun. He, buyurun var olsun. Emi, bu köylüsün. Bu köylüyüm. İsmin alabilir miyim? Hasan Ağırman. Hasan Ağırman. Muhtarın ne oluyorsun? Babası. Yalçın mı? Yalçın'ın babası. Şimdi ben her zaman diyorum sevgili izleyiciler, gerçekten Kelkitli olduğum için de köylerinde iyi bildiğim için renge baktığım zaman mesela amcam maşallah subhanallah renginden belli. Diyorum ki kesin Yeniköylüdür. Hakikaten de Yeniköylü çıktı. Amca biz köyü çekimine geldik şu anda. Güzel Anadolu adlı programımızla Kanal 58 ekranlarında yayınlayacağız. Çekim. Tabii ki muhtar senin oğlun. Bize nasıl bakacaksın, misafir edecek misin, ağırlayacağım? Kaynadırım, zeymekte yedürürüm, misafir de ederim. Hepsini sen yaparım. Sen tarlada ot topluyorsun. Tamam, traktörünle. Siz de götürürüm. Ya amca, amcam iyi de. Hanım geldi. Yengem de geldi. Dur hele, dur daha çay demleyeceğiz. Şimdi Hasan amcaydı değil misin? Evet. Hasan amca. Eskiden yaşlı dedelerimiz şu anki bu traktörü, bu aletleri görse ne yaparlar? Bir daha bayılır ölürler. Ölürler. yani bunları gösteren ölürler. Ölürler değil mi? Evet, şimdi bu tarla biçerle biçiyor, gevar orağına biçiyorduk. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. Hasan amca, traktörü sen sürüyorsun. Şuraya yanına binsem veya da ben sürebilir miyim? Güvenir misin bana? O toplayacağız ama. Bir hadi o zaman. Bir bakalım artık nasıl süreceğiz. Dereye mi gideceğiz, tepeye mi gideceğiz? Bir görelim bakalım. Hasan amca, bir traktörle şöyle bir baş döndük geldik. Nasıl, beğendi mi benim sürmemi? Beğendim, iyi olmuş. Çok güzel olmuş. İyi sürürüm mü? İyi sürürüm. Hiç acemelim yok değil mi? Yok. Peki ahlan geldi mi? Bu adam acemi. Ben bu traktörü veririm. Hiç süreyim mi sürmeyeyim mi? Ne diye verdin? Nasıl güvendin? Bir hatırın sağ olsun. Kırılırsa kırıldı tamam, gitti. Tamam da hatırım tamam. Allah razı olsun. Sen de sağ olasın. Burada sen oturuyorsun. Burada ben oturuyorum. Aha da devirdi bu traktörü. Ne olacak bizim? Ağaçlar kurtarmış zaten. Tamam, bak görüyorsunuz sevgili izleyiciler. İşte direksiyon senin elinde, nasıl canın isterse ilet. Hasan amca yaş kaç? Yaş 70. Yaş 70, hiç bitmiş değilsin. He. Ama yine de kaçıp kurtarırsın. He, pil bitmiş. Allah uzun ömür versin, yengemize bağışlasın. Yengeciğim kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Nasılsın, ne var ne yok? Ne yapıyorsun? Allah'a çok şükür bugünümüze. Bunlar ne yapıyorsun burada? Buraları çekirik ot. Kura koyacak, malları yiyecek. Beyinle mi buradaydın az önce? Beyinle buradaydım he. Hasan amcanın eşisin. Evet. Orada biz onunla röportaj yaparken bu dırmığı niye böyle kaldırdın böyle? Onu korkutmak için mi kaldırdın? Ben ona dedim yani he. Evde her şey var yani. Tamam. He. Tabii ki evde var da. Var dedim hani yani. Var dediğin zaman Hasan amcadan bir rengi attı, bir tuhaf oldu. Yok zaten. Yok. Yok da. Öyle bir şeyden korkmaz o. Peki yenge, çocuk çoluk hani kimin var kimin yok? 9 tane çocuğum var. 9 tane. 10 tane oldu. Maşallah, bir tanesi kayboldu ya. 9 tane uşağım var. Peki ne iş yapıyorlar? Buradalar mı? Buradalar işte. Rehberlik ediliyor. Çocuklar inşaatta çalışıyorlar. Nerede çalışıyorlar? Nerede bulursalar orada. Şu an neredeler? Çelkit'teler. Çelkit'teler. İnşaatçılar. İnşaatçılar. İnşaat yapıyorlar. Alıyorlar, satıyorlar işte. Ne edeceğim? Buraya gelen oluyor mu? Yanınıza giden oluyor mu? Gelirler, gidiyorlar. Ya çocuklar gelmezler mi yavrum? Gelirler. Bir iş oldu mu gelirler. Bir iş olmadı mı kendi işlerine bakıyorlar. Yani, geçim dünyası geçim yavrum. Ya hemşerim arıcı. Abi hele bir gelsene ya, ben korkuyorum vallahi, arıdan korktuğum için gelemiyorum.
O zaman abi maskeni çıkart da gel. Kurban olayım, ben arıdan çok korkuyorum. Bak adam arıları bana doğru getiriyor. Bak kardeş. Gittiler, tamam. Ya orada dolanıyorlar. Kardeş dur 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 dur, gelme. Bıçak bak, bıçak bıçak. Bıçağın oradalar. Vallahi gelirler. A tepemde dolan ya. Vedat kurban olayım. Maskeyi çıkart da gel. Başkan. Peki ben mikrofonumu bizim dernek başkanımız Murat Bey'e versem, yönetmen arkadaşım, olur mu? Çünkü ben arıdan çok korkuyorum. Ben olmaz dedi. Olmaz dedi. La kardeş kurban olayım, hele emniyetli ya, bıçağım bana ver. Geleni ben bıçaklayayım. Evet sevgili izleyiciler, güzel Anadolu programımız tam güzelliğiyle devam ediyor. İşte şu anda bir arıcı arkadaşımız Yeniköylü. Merhaba beyefendi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arıların geldi. Evet, değerli köy sakinim. Ben dernek başkanı olarak röportaj bana düştü. İsmail Bey arılara dayanamadı. Şu anda burada ne yapmaktasınız? Bakım yapıyorum şu anda. Arılara. Bal durumu nasıl? Bu sene bal yok. Geçen seneydi, bu sene soğuk gitti günden havalar. Bu sene sezon iyi değerli arıcılar için. Bal fiyatları nelerde şu anda? Şeker 210 lira olduğuna göre artık balda 50 mi olur, 60 mı olur bilmiyorum ki. Bu sene bal yemeyeceğiz diyorsunuz ha? Bazı bölgelerde vardır yani, illa ki hoş burada yoksa da her taraf aynı olmaz. Herhalde evdeki yiyecek bile yok yani, yiyecek balınız bile kalmayacak bu sene. Vallahi işte onları attım, evin yiyeceği çıkarsa ne mutlu bize bu sene baharın. Bu sene arılara çalışacağız diyorsunuz öyle mi? Nasip, her sene kendime çalışacağım diye bir kayda yok. Kardeş Allah'ın bir yudum suyunu da mı çok görüyoruz? Ya buraya geldik ya, çekene bir su içmek istedik. Biz için helal olsun. İyi de siz su vermeyenlerden misiniz? O nasıl söz ya? Bilmiyorum, sanki öyle biraz korktum yani. Su bol yok. Efendi. Korkma. Hoş geldin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Biraz abi bir şey gibi geldi bana konuşması da hala. Bir Allah'ın bir yudum suyu ya. Su bak aktı, boşuna gidi yani. Ne oldu yani bir yudum su izi içtik de? Burada çayı çalkanmadan ver, getiririz, fark etmez. Getirir misin abi? Abi ne demek? Yani o kadar göz iz boldu hem. Abi. Allah razı olsun abi. Yemekte verir misiniz? O biraz zor. Yemekin yanına yazar. Su izi içtik. Yemeği de yesek. Buyurun yiyin. Fark etmez. Sizi tanıyabilir miyim isminizi? Ben Yusuf Mutlu. Yusuf Mutlu. Evet. Buralısınız. Buralıyım. Burada ne yapıyorsunuz? Çiftçilik mi yapıyorsunuz? Çiftçilik yapıyoruz. Evet. Çiftçilik yapıyorsunuz. Evet. Gurbette olan köylüleriniz var. Belki çocuklarınız var. Buradan onlara ne demek istersiniz burada... Yusuf Bey? Almanya'da yeğenlerim var, oğlum Almanya'da. Var, gelinim var, Konya'da çocuklarım var, onların hepsine selam ederim, gözlerinden öperim. Allah razı olsun. İyi ettik değil mi geldiğimize? Tabii ettik. Bir demek? Selam gönderdin Yusuf evet, abi. Beyefendi sizin adınızı alabilir miyim, tanıyabilir miyim, adım, kimsiniz? Yaşar mı? Yaşar Bey, bir yudum suya bana neler ettin değil mi? Yok yok, o kadar değil. O kadar da korkma, cesaretin abi. Siz de bu köylüsünüz. Evet. Ben bu köyün eski muhtarıyım. Eski muhtar. Oo iyi. Peki yeni muhtar daha şu anda abi, gelmedi değil mi? Çok yemişti ondan. Öyle değil mi abi ya? Adam malını iyi yemiş. Peki bu köyde kalıyorsunuz muhtarım. Evet. Yani eskiden muhtardınız, şimdi de vatandaşsınız. Şimdi normal vatandaş. Siz peki geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Neyle şeydiysiniz? Malcılık yapıyoruz. Hayvancılık. Hayvancılık. Tarlan yani. Var mı? Ekip içiyor musun? Ufak demek bir şey. Çocuk çoluk var mı? Var canım. Gurbette kimin var? Uşaklar var. Uşakların buradan uşak? Çocuklar işte, kendi çocuklarımız var. İşte bizim kültürümüz böyle uşaklar. Uşak yani, demek... Utanayım da benden diye. Ondan olabilir. Uşak demek çocuklara yani uşak deriz biz. Karadeniz şivesince. Evet, evet. Peki buradan uşaklara çok, ne demek çok, istersin? Çok çok selamlarımı söyler, gözlerinden öperim.
Şimdi sevgili izleyiciler, Hürrem amcayla beraberiz tabii ki. Yeniköy'deyiz. Geldik ot ayı. İşte az önce gördüğünüz gibi traktörle otlarımızı topladık, getirdik. Şu anda da patoza vuruyoruz. Evet, yardım etti arkadaş. Bize Allah razı olsun biraz. İyi işe yaradı mı? Arılar yanında da çalıştı biraz. Arılar da patozun yanında. Vallahi görmedim. Orada arılar varmış. Yoksa kaçardım. Ama görüş yarılarda. Arılar da oradaymış. Hürrem amca, Kanal 58. Şu anda Güzel Anadolu programı için köyünüze geldik. Evet, hoş geldiniz. Safa geldiniz. Ne hissediyorsun? Yiğit. Allah razı olsun. Yiğit'tiz. Kurtarımız olsun, sağ olsun. Dernek başkanımız. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Yine buyurun. Yine gelin. Zaten yememizi iyi verirseniz geleceğiz. Hürrem amca. Veririz. Onu açacağız yemek. Şu an ben o çalıştım. Yemeği evet, hak ettim. Allah razı olsun. Hak ettim. Sağ olasın. Sağ olasın. Yemeği de hak ettim. Vakit yakın mı? Yeni yemeği yani. Biz yeni siz geldiniz. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Çok çok sağ olasınız. Var olasınız. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Çocuklar var mı gurbette Hürrem amca? 3 tane oğlan var. Bir tanesi Bursa'da, 2 tanesi şu an yanımda. Bunlar da çalışıyor. Peki buradan akrabalara, dostlara, bizi izleyen herkese selam. Herkese selam olsun. Beni tanıyanlara. Her şey o zaman dedi, şöyle bir Bursa'daki oğluma, kızıma, bütün buradan seçmeme, yani beni tanıyanların cümlesine selam ederim. Büyüklerin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden öperim. Büyük de mi var ellerini öpüsün? Var. Olmaz olur mu? Demek sen daha gelsin Hürrem amca. Amca seni tanıyabilir miyim? İsmini alabilir miyim? İbrahim Mutlu. Burada kalıyorsun. Evet. Burada yaşıyorsun. Yazım, yengeyle beraber. Yazın buradayım kışın. Kışın nerede? Ankara'ya geldim. Ankara'da kimle kalıyorsun? Bebem var. Orada durayım kışın. Peki, kışın Erzincan'da kalayım. Yazın burada ne iş yapıyorsun? Hiçbir iş yapmıyorum. Ha, bundan çay içip oturayım aşağıya. O da güzel. Peki buradan gurbette olan çocukların var. Var. Onlara ne demek istersin? Selam eder, gözlerinden öperim. O kadar, ne yapayım daha? Şey göndermeyecek mi buradan? Ne göndereyim burada onlara da? Buradan Hürrem amcanın balları varmış. Lan adama bal vermez. Eğer 5 kuruş verirsen yollarlar. Olsun. Verir. Oradan oraya geç yollu yapayım. O zaman bir el sallayalım şöyle hep beraber. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba amca. Merhaba. Adını öğrenebilir miyim? Sen kimsin? Mahmut nasılsın? Mutlu. Mahmut Mutlu. Çok mu mutlusun Mahmut abi? Mahmut abi nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim, iyiyim. Sana keyfin, sağlığın, sıhhatin iyi. İyi. Ne iş görüyorsun burada? Geldim. Ne iş görüyorum? Hiçbir işin yok mu Mahmut abi? Yok. Peki kardeşlerin ismi ne senin? Taştan, Hacı Su. Oo, başka? Başka yok. Burada ne iş görüyorsun sen? Burada yani evin var mı, barkın var mı? Evim var. Tarlaya gidiyor musun? Tuma gidiyor musun? Yok. Niye? Çalışmıyor musun? Mahmut abi çalışmaz. Peki. Mahmut abi yeri geç. Yeri başkanla aran nasıl? Murat Bey'le aran nasıl? İyi. Dediler. Mahmut abinin sesi güzel. Sesin çok güzelmiş Mahmut abi. Bir Türkçe söylesene diye ya. Ben Türkçe bilmiyorum abi. Bilir misin Mahmut abi? Yok. Hakikaten bilmiyorum. Bir tane söyle Mahmut abi. Hakikaten ben Türkçe bilmiyorum ya. Bilsem söylerim. Mahmut abi Yeniköylülerin sesi güzelmiş. Bana başkan söyleyecek bak. Mahmut abi söyleyecek, biz dinleyeceğiz. Evet. Tamam ben söyleyeyim, bilmiyorum valla. Sen bir tane söyle onu söyle. Valla bilmiyorum, valla bilmiyorum. Mahmut abi bizi kırma. Mahmut abi bizi kırma. Bizden söylerim. Bir tam söylerim, mecalıma gelmiyor. Mahmut abi kaçıyor bak, Mahmut abi kaçıyor. Yok yok. Mahmut abi kaçıyor. Aleyküm selam. Emice hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsın, iyi misin? Halın keyfin, sağlığın, sıhhatin. Çok şükür, benimkinize hem de olsun şükür olsun. Yeniköylüsün. Yeniköylü. Buralısın yani. He. İsminizi alabilir miyim? İsminiz? Faruk Yılmaz. Evet. Yeniköy'de Yılmazlar mı abi? Var bir tek de. Peki Faruk abi. Buyurun. Türkiye'de en çok soy ismi olan hangi soy isim? Vallahi her isimden de var. Yılmaz her tarafta var. İşte bak Türkiye'de en çok soy ismi olan Yılmaz. He. Yılmaz her tarafta bak, var yani. Ben geldim bunu sana dedim. Sen de başkalarına söyle. Yani Yılmaz soy ismi Türkiye'de en çok. Faruk abi ne iş yapıyorsun? Neyle meşgulsun? Vallahi ben Erzincan'da kalıyorum. Bu sene biraz malım. Erzincan'dasın. He. Kavah yolunda. Burada kalıyordum. 200 tane oradayım. Biraz mal topladık. Mal topladık deyken hayvancılık yani. Hayvancılık he. Böyle kaldırayım şapkayı da bir parça yüzün görürsün. Faruk abi ya. Geldik burada işte malcılık yapıyor. Ondan urgacık hayvancılık. Çocuk çoluk var mı? Var. Çocuklar ne iş yapıyor Faruk abi? Çocuklar
3 oğlum var, 3 kızım var. Maşallah Subhanallah. Çocukların ikisi. Herhal 5'ten aşağı çocuk olan yok, sensin değil mi? Yok, tek benim. Çocuklar Konya'dalar bu olanların ikisi. Konya'da mı? He. Ne iş yapıyorlar Konya'da? İnşaatçılık yapıyorlar. İnşaatçılık. He, inşaatçılık. Peki buradan çocuklarına, akrabalarına, hani sevenlerin, sevdiklerine ne söylemek istersin? Selam. Na, hepsine de selam söyleyeyim. Köylüsünüz, buradasınız. Evet, buradayım. Ne iş yapıyorsunuz? Abi bir şey yaptım yok. Yatın ben emel ettim zaten biliyorsun. Emekli misin? Emekliyim. Emekliyim. Emeliyet de oldum. Geçmiş olsun. Rahatsızım da biraz. Allah şifa versin. Bu adamın yanına giremedim. Burada kiminle kalıyorsun? Yengeyle mi kalıyorsun? Yengeyle ben kalıyorum. Yengeyle. Çocuklar? Çocuklar hiçbir tanesi yok. Çocuklar neredeler? Hep everdim geçtiler. Her bizim. Neredeler ama? Kimisi İstanbul'da. İçtenesi Ankara'da. Peki buradan? Bir tanesi Fransa'da. Biri işte orada hoca. Ha, imam. İmam, evet. Ömer amca şimdi şöyle bir şey diyeceğiz. Evet. Ömer'e mi diyelim? Evet. Ömer amca diyelim. Ömer'e. Tamam. Şimdi bak o ekrandan bizi izliyorlar çocuklar. Evet. Fransa'da, evet. Ankara'da, Konya'da her yerde köylülerin. Buradan ne demek istersin? Ne diyeyim hepsine? Selam göndereceksin. Hepsine kulak dolusu selamlarımı söylerim. Allah, ben Allah razı olsun. Allah onların ömrünü uzun etsin. Peki bir el sallar mısın böyle? Sağ ol. Evet. Selamünaleyküm. Evet. Mehmet amca nasılsın? İyi. Amca iyi misin? Halın, keyfin, sağlığın, sıhhatın nasıl? İyi, iyi. İyisin değil mi? İyi. Sanki böyle biraz şey duruyorsun. Yok, iyi. Rahatsızlığın falan yok. Sağlığın, sıhhatın yerinde. Oy, deyle ya, deyle. Amca yaşın kaç? Yaşım 60-70 var. 60, 60 ben varım ya. 70. Hele biraz daha çık amca. 70. Allah uzun ömür versin maşallah. Hem yakışıklısın hem delikanlısın da. Köyde kalıyorsun şu anda. Yengem de burada mı? He. Yengem de burada. He. Peki amca. Gurbette çocuğun, çoluğun kimin var, kimin yok? Hiç kimse yok. Hiç kimse yok mu? Yok. Niye? Yok, hep burada. Hep buradalar mı? He. Amca dünyanın en şanslı adamı sensin Mehmet amca. İsmi ne burada? Ne diyorsun? Log. Bunun ismi log. Log. Evet. Log ne demek? Log demek yani bacalar damlar diye bunu taplayır. Su yüzden gediyor. Peki yani, biz şu anda yağmur yoktur. Bunu çektik burayı logladık mı şimdi biz bunu? Logladıysa. Akmaz mı daha? Daha akmaz. Hiç akmaz. Yok. Ömrü billah akmaz. Yok. Akmaz. Yok. Yani burayı geneye bir daha yıkılsa da akmaz. Yağmur yağdığı zaman bir daha loglayacaksın. Eğer loglamazsan yine ikinci yağmur altına geçer. Yağmur yağarken mi loğluyorlar? Yağmur, önce de bu çamuru attığımız zaman bunu loğlarız. He. Öyle kalır. Yağmur yağdığı zaman kabarır ya. Hı-hı. Tekrar bir daha loğluyoruz. Ondan sonra daha yağmur altına geçmez. Eze kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın? Ne var ne yok? Halın, keyfin, sağlığın, sıhhatın. Ne yapıyorsun? Ne durumun nasıl? Bunları burada kurutacaksınız. Evet. Kışın geleceksiniz. Kışı, her kışa hazır. Peki sade kayısıyla mı kışı getireceksiniz? Yok. Ya? Gayrı malzemeler başka de var. Başka ne var? Ne yapacağız? Ne yedik? Peynir. Her şey. Tereyağı. Tereyağı. Kökelek. Kökelek. Her şey. Fırını var mı? Fırında ekmek pişirir misin? Ya. Tandırda pişiriyor. Fırında pişiriyor. Tandırda fırın yok mu? O dernek başkanı size fırın yapmıyor mu? Yok, yapmadı. O zaman yapsa iyi olur da. Bak. Başkanım, şu anda istekler gelmeye başladı. Başkan ne istiyorsunuz? Evet. Muhtardan, ondan sonra dernek başkanımızdan yenge. Fırın istiyor, ne bileyim, her şeyi de. Şimdi önceden devletten istiyorduk ama şimdi? Şimdi dernek başkanımızdan. Dernek başkanımız. He. Peki, gurbette çocuğunuz var mı, akrabanız var mı sizin? Ya var. Kim var? Bacılarım, kardeşlerim. Peki buradan onlara ne demek istersin? Selamı göndereceğim, ne yapacaksın? Selam gönderirim onlara. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. İyi desin de tamam da yani çocukların mesela şu anda değiller orada biz o... ama hiç para almıyorsun değiller maşallah yani çalışkan bir annemiz var. Çocuklarımız öyle diyecek değil mi? Evet. Peki bunlardan göndereceğim çocukları. Ya. Hazır ol göreyim göndereyim. Kaç
6 tane. Ha. Maşallah. İsimleri? İsimleri de Önder, Özkan, Erdem, Semra, Serin, Seda. O zaman İsimler buradan onlar. Şu ellerinle böyle yani hani biz deriz emekçinin eli öpülür. Bu güzel ellerine bir el sallar mısın bizim kameramıza yenge? Şu anda geldik burada yengemi gördük, kayısıları sermiş. Sen de arılarla uğraşıyorsun. Öyle. Geçiminiz arıcılıkla. Hayır, hayvancılıkla geçimimiz hayvan. Ordu Soylu. Ordu Soylu. Ya ordu deyince bu bizim hani kol ordu, ondan sonra 3. ordu, 5. ordu. Ben 1. ordu. 1. ordu. Ya bu ordu var, halay var, duay var. He. Ordu. Hı hı. Peki o zaman bundan sonra bu köyün geldiğin zaman ordu, alay, tugay. Evet. Ondan sonra ne dersen de aklına ne gelirse öyle söyle. Sen canlı hayvan ne kadar var? Var 8-10 tane var. 8-10 tane. He. Kaç kovan arın var? 10 tane arım var. 10 tane arı, bir kovanda kaç tane vardır? O sayısı olmaz. Ama işte bak sayısız en hayvanım var. Bak anladın mı şimdi orada? Bir kovanda 3000 tane arı olduğunu tespit ediyor. 10 tane olsa ne yapar? 10 tane olsa, 3000 tane olsa 30.000 tane arı ne der? Evet. 30.000 tane canlı hayvanım var ama. Evet. Bak şimdi anladın mı? Evet. Peki Ordu abi. Hı. Senin adın Ordu değil mi? Evet. Benim adım da diyelim ki Kol Ordu. Evet. Peki bize bir türkü söyler misin? Sen adını nereden aldın? O Ordu. Babam annem koymuş, dedem koymuş. Ama niye? Bilmiyorum artık koymuşlar ama işte. Ama hiç sormadın mı baba benim adımı niye Ordu koydun ya baba? Vallahi başka bir şey bulamadın mı baba? İşte öyle bir şey de demedik. Bu Ordu'nun dereleri diye bir türkü var. Bilmem ki ben pek. Sen hiç türkü söylemiyor musun? Türkü söylemem ben pek. Bildiğin söyle ya. Ben abi yengeme aşık olduğun zaman bir türkü söylemişsin. Hela onu de. Hela bir tane söyle. Hela. Oradan. Hadi kurban olayım. Bir tane söyleyeyim. Bir tane söyle. Ya yerlince söylese ayıp olur. Ağırca söylese ayıp olur. Yengeme çok türkü söylemişsin de yengem ondan sana kaçmış demiş he. Yenge sen kaçtın mı? Yok yok düğün etti. Düğün ettin, düğün ettim. Ya değil kaçtı geldi. Sen aşık olmuş. Orada abi hele bir tane de ben. Hadi, hadi kurban olayım. Bir tane söyleyeyim he. Nazlanmadı ha. Ne söyleyek? Yenge sana danışın. Yok adam oradan dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Görmem seni yere ordu üstüme kalksa. Sürmelim aman. Görmem seni yere ordu üstüme kalksa. Sürmelim aman. İşkan altında sese bak sese, Fihri Bey vurulmuş kediler yasa, kediler yasa. Bostanlar boynunu ben yol eyledim. Çifte yapraklardan bayrak eyledim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emim kolay gelsin emim. Nasılsın iyi misin? Allah'a çok şükür. Emim ne yapıyorsun? Ne var ne? İyidir valla. Adını alabilir miyim? Kimsin? Adem nedisin? Sefer Soylu. Çay koydurayım mı? Amca Sefer amca şimdi çay koyacağız. Çayımızı içeceğiz tabii ha. Ki yani. Gözü bol insansınız. Ben şu ana kadar gezdim. Evet. Hemen hemen kimin yanına gittiysem çayda dediler, ayranda dediler, çalkama. Çalkama yemekte dediler. Sefer amca çalkama dediler. Çalkama ne ya? Çalkama efendim avu davarları sağıylar. Koyunları sağıylar. İnekleri sağıylar. Yoğurt çalıylar. Mayalılar. O oli
Yoğurt. Onu çalhaliler. Yoğurdu mu çalhaliler böyle böyle? Malan böyle. İsmail sen sarışuklusun et beyleme beni konuşturma. Peki. Ya buyur. Peki abi çalhamayı yaptıktan sonra o çalhama dediğiniz. He. Yani yoğurtu su koyuyorsun içine karıştırıyorsun. Karıştırıyorsun. Neyle karıştırıyorsun? Eliyle mi parmağıyla mı? Kaşığıyla. Ağaç kaşığı mı demir kaşığı mı neyle? Ağaç da var demir de var elde. En lezzetli hangisi? Ağaç kaşığı mı demir kaşığı mı? En lezzetlisi ağaç kaşığıdır. Ya o yemede yanında yani. Onu tasından alıp böyle dikip içsin. Sefere mi? Sen çok çalhama içtin mi? İçtim. Ondan mı böyle güçlü kuvvetlisin? Allah'a çok şükür. Baş aşağı. Çocukların var mı? Şu an gurbette olan kimin var? Kimsenin çocuklarım var mı? İki tane, üç tane çocuğum var. Üç beş tane. Çocuk. İki kız, üç oğlan. Biri Abu Pekin Kur'an Bursu'nun müdürü. Müdürü. He. Biri de Erzincan, sizin Erzincan elinde hoca. İmam. Bir de imam. Peki isimleri? Biri Bölgü Mükerrem. Mükerrem. Evet. Sen tanırsın onu. İsmail sen onu tanıyordun. Bir daha vurdu bana. Bak Sefer abi. Bunu sen tanıyordun. Sefer abi öbürünün ismi neydi? Öbürünün ismi de Ziya. Tuncay. Tuncay. Birinin ismi de Ziya. Ziya. Tuncay Erzincan'da imam. Erzincan'da imam. Tamam ona selam göndereyim. Evet. Ben götürü söylerim. Söylesin. Diğerlerine selam göndermek ister misin? Gönderirim. Hepsini de gözlerinden öperim. Selamlarımı söyle. Ben de söylerim. Senin ellerini öperim. Ben tavuğul var. Daha vurmayayım sana. Ay canım. Ay canım. Evet sevgili izleyiciler yayınımız devam ediyor. Şu anda bir abimizle beraberiz. Sağ olsun bizi misafir etti. Efe abi. Efe abi nasılsın? İyidir. Alın keyfin sağlığın sıhhatin iyi. Çok şükür. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettin. Evinde ağırladın. Afiyet olsun. Efe abi ne işle meşgulsun burada sende? Vallahi biz çiftçiliğinle işte bile 3-5 tane arıyla var yine uğraşıyoruz. Sende mi arın var abi? Var. Bu yediğiniz bal senin miydi? Efe? Benim. Abi eline sağlık. Afiyet olsun. Arılarına sağlık diyelim. Afiyet olsun. Allah arılarını korusun. Amin. Amin. Efe abi şu anda kapında oturuyor. Evet. Ve şöyle göstereyim. Çiçekler artık evlere kadar girmiş. Girdi. Bunlar burada biten kendi yani ekme falan yok değil mi? Yok kendi biten. Abi çok güzel ya. Buna ne diyorlar? Buna gelin perçeme derler. Cihan perçeme. Gelin perçeme. Cihan perçeme. İlaç olarak, şifa olarak? O da atar suya, haşlak suya içerler. Peki ondan mı böyle sağlıklı oluyorsunuz? Tabii canım. Maşallah subhanallah. Yeniköy'de büyüdük de. Yeniköy'de büyüdük. Taş gibi büyük. Peki Efe abi şu anda burada çocuk, çoluk, yenge. Yok kimse yok. Yengeyle yalnız. Bir yenge enem benim. Başka kimse yok. İkimiz yaşıyoruz. Çocuklar ne? Çocuklar gurbetteler hepsi. Hepsi gurbette. Artık gurbette baba olarak tabii çocuklar şu anda seni izliyorlar. Ne demek istersin? Özlerim hem de özleyeyim de. Özledin mi? Çok çok selamımı ileteyim. Evet. Hepsine. Torunlarımı da özledim. Torunlar da var maşallah subhanallah. Aşağı yukarı. Peki. Cenab-ı Allah sayı vermesin 10 tane. Dediler Efe abi de güzel türküsü. Yok işte onda yoğun ben. Her şeyde varım onda yoğun. Ne desen de onu ben bilmiyorum. Ben gerçi de aşık olmuştum karıya. Ama niye öyle dediler? Ya bak işte ben ondan desinler, dediler ki Efe olmuştum. Abi yengeye aşık olmuş. Aşık olmuştum karıya. Şimdi karıya aldığımız gibi aşık olur da bitti. Maş olur da. Unuttun yani. He hepsini unuttum. Ama haksızlık değil mi Efe abi ya? Allah efektler de zor derim. Ha bir tane de sen söyle istersen. Ben bilmediğim yerime benim yerime vekil edebilirim. Vekil olarak. He. Efe abi şimdi ben senden isterken sen benden istedin. Ne sen olacak? Senden ister ki oraya işte beraber oturduğumuz için. Aynı yanda görüşürüz. Ben bilsem vallahi söylerim. Öyle mi diyorsun? Vallahi söylerim. Ayıp etmiyorum Efe abi. Yok. Ben ne söyleyeyim? Sen ne bilirsen. Söyle sen ne hangi türküde zaman olsun. Ne bilirsen söyle. Ben razıyım Efe abi. Tamam ne söylersen ona razıyım. Onu yap. Fırat kenarında esbab yumuşlar, ölem yumuşlar. Yuyup yuyup gül dalına asmışlar, ne de asmışlar. Sevmediğim yerde sevdi demişler, ölem demişler. Ölem de kurtulam senin elinden. Elin dilinden.
Evet, Murat Başkanım'la beraberiz. Sevgili Başkanım, kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Tabii ki biz tanıyoruz ama. Ben Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Yeniköy Köyü Dernek Başkanıyım. Doğma büyüme Yeniköylüyüm. Buralısın. Burada doğduk. Erzincan'da şu anda ikamet etmekteyim. Esnaflık yapıyorum. Serbest meslekle uğraşıyorum. Hı-hı. Köyümü çok seviyorum. Yani fırsat buldukça köyümüze hizmet etmekten geri durmuyoruz. Başkanım, kaç dönemdir dernek başkanısın, başkanlık yapıyorsunuz? 2014 yılında derneğimizi kurduk. Evet. 2014 yılından bu tarafa hem yöneticisiyim hem kurucusuyum. Şu anda da iki dönemdir başkanlığını yapıyorum. Yani Erzincan'da kalıyorsun ama köyde bırakmıyorsun. Geliyorsun, dernek başkanlığı yapıyorsun, köyle ilgileniyorsun, köyün sorunlarını gideriyorsun muhtarla birlikte, öyle mi başkanım? Evet, köyümüze hizmet etmeyi seviyoruz. Çünkü bu köyün toprağında büyüdük, havasını soluduk, ekmeğini yedik, suyunu içtik. Köyümüze hizmet etmekten de mutluluk duyuyoruz. Yani köyümüzü ne kadar güzelleştirebilirsek bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Başkanım, şu anda köye geldik, gezdik, köy bizi gezdirdin, dolandırdın. Tabii ki çalışmalarınız var. En önemli çalışmalarınızdan bir tanesini işte şu anda yanında durduğumuz dernek binanızı faaliyete neredeyse geçirmek üzere. Evet. Yani bayağı bir çalışma yapmışsınız. Nasıl bunu bu hale getirdiniz? Dernek yöneticileri ve arkadaşlarımız, yönetimde olan arkadaşlarla, Allah razı olsun, köylerimizden de Allah razı olsun. Bundan yıllar önce köyümüz kalabalıktı. Dolayısıyla herkesin, buranın tabiriyle, köy odası vardı. Hı hı. Nüfus vardı. Dolayısıyla herkesin bir köy konağı, köy odası vardı. Köyümüzde şu anda genç yok. Yaşlı bir nüfusa sahibiz şu anda köyde. Dolayısıyla köyde şu anda bir konağı, bir taziye evine, bir toplantı yerine, bir bakım evine ihtiyaç var. Biz de bu ihtiyaçlar gözlemledik. Bu ihtiyaç çerçevesinde köyümüze 180 metrekare bir 3 katlı bir bina, mutfağıyla, toplantı salonuyla, misafirhanesiyle, yemekhanesiyle hepsi bir arada bir çatı altına topladık. Köyümüze, memleketimize faydalı olacağını düşündüğümüz için böyle bir faaliyette bulunduk. Sosyal ve yardımlaşma derneği olduğu için başkanım. Aynen. Bina da demek birlik, beraberlik demek. Evet. Yani görünen bir görüntü var burada. Dolayısıyla bu görüntü olunca insanların derneğe bakışı, bir araya gelmesi, toplanması daha faydalı. İnanın ki temelini atmaya başladık. Dernek üye sayımız kalabalıklaştı. Çünkü neden? Yarın burayı herkes kullanacak. İnandılar, gördüler. İnandılar. Azimli olduğumuzu gördüler. Dolayısıyla bize itimat ettiler ve arkamızda durdular. Onların sayesinde burayı yapıyoruz. Evet. Siyasilerimizin sayesinde, belediye başkanlarımızın sayesinde, hayır sahiplerin sayesinde, devlet desteğinden faydalanacağız inşallah. İnşallah bu çatıyı bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Başkanım, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah açılışına yine geliriz biz de. İnşallah. Etkinlikleriniz oluyor mu? Etkinliklerimiz bir yıl piknik, bir yıl şenlik havasında gidiyor. Çok güzel. Bu şenliklerin, pikniklerin mahiyeti, amacı da şu: insanımızı bir arada tutmak, gurbette olan köylerimizi köye çekmek, köyü unutturmamak, birlik beraberliği sağlamak, aynı zamanda sıla-i rahim yapmak, buna vesile olmak, sebep olmak. Bu bizim için ayrı bir mutluluk sebebi. Çünkü köyde bir etkinlik olmadan, köyde insanları buraya çekecek, cezbedecek bir şey olmadığı zaman köyümüz unutulmaya yüz tuttu. Çünkü hep buradan her çıkan, yani bir amcası, bir dayısı, bir şeysi olmadı mı bu köye gelme ihtiyacını hissetmiyor. Biz bu tür organizasyonlarla, faaliyetlerle insanlarımızı köye çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Başarılıyız. Yani başarılıyız. En azından bir etkinliğe, bir eğlenceye insanlarımızın rağbeti çok fazla oluyor. Her yıl biz bunu tekrarlamaya çalışıyoruz ki köyümüzü, köylümüzü, suyunu, taşını, havasını unutturmayalım. Bizim amacımız, gayemiz bu. Birlik beraberliği sağlamak, aynı çatı altı içerisinde olmak. Bizim amacımız da bu, bina yapmamızdaki sebep de bu zaten. Başkanım, şu anda köye devlet tarafından bir gittik, orada arkada derede gösterdin. Evet. Gölet çalışması var. Çok iyi mi olur sizce? Nasıl olur? Bir gölet projemiz var. Devlet büyüklerimiz gölet projesini gündeme aldılar. Bizim de teşviklerimiz oldu. Suyumuz var. Doğada artık yani su olmadan bir şey yetişmiyor. Sulu arazilerimiz de şu anda köyümüzde gençlik kalmadığı için, genç nüfus kalmadığı için eken, biçen, mahsul alan kimse yok. Belki bu göletin şöyle bize bir avantajı olacak. En azından sudan, havasından,
bize göletin çok büyük faydası olacak. İnsanları buraya çekmek için, çünkü su demek hayat demek. Bizim insanlarımızı buraya bu gölet projesi inşallah çekecek, inşallah, köyümüzü inşallah canlandıracak. Yetkililerimizden de şunu rica ediyoruz. Biz tabii kendileriyle görüşüyoruz, ricalarda bulunuyoruz. Bu gölet projemizin bir an önce bitmesi, köyümüzün, halkımızın hizmetine sunulması. İnşallah su da bizim için bu abuhayat suyu en önemli olan şey. Su. Su demek hayat demek. Kavuşacak. Son olarak ne söylemek istersiniz? Gurbetteki arkadaşlarınız var. Gelsinler mi, görsünler mi, ne yapsınlar? Vallahi ben buradan sizin aracılığınızla şunu söylemek istiyorum. Köyümüzü, köylümüzü yalnız bırakmamalılar. Evet. Çünkü onların buradan oralara gitmesine sebep buradır. Başkanım, kime sorsam gurbette çocuğum var diyor. İşte burada evet, köyde tarım bitti. Bitme noktasına geldi. Dolayısıyla gençlerimiz şehirlere çekildi. Yaşlı bir nüfus kaldı. Yaşlı bir nüfus da nereye kadar burada barınabilir, kalabilir? Bizim köylerimizden, hemşerilerimizden ricamız şu. Senede bir iki ay da olsa köylerini ziyaret etsinler. Memleketlerini ziyaret etsinler. Buralara gelsin gitsinler. Ata, dede yurdu buralar. Mezarlıkları burada. Bir Fatiha okusunlar. Burada bir iki ay kalsınlar. Buraya yönelik bazı işte ev olur, başka faaliyetler olur. Bir taş üstüne taş yani, koysunlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bizim bu işten bir menfaatimiz, bir çıkarımız yok. Biz de Erzincan'da ikametgah ediyoruz ama köyümüzden, köylümüzden geri kalmıyoruz. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık, sağlık, yüreğinize başarılar sağlık. Başarılar diliyorum başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Amcacığım merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Yeniköylü, Muhittin Mutlu. Muhittin Mutlu, Muhittin evet, abi. Evet. Buralısınız. Evet. Elindeki sopayla nereye gidiyorsun? Birini mi kovalıyordun? Ne yapıyordun? Elimdeki sopayla ağaçların yanına çakacağım, mal girmesin. Ne? Ya, bunu ne yapacaksın ki? Sere çakacağız, mallar girmesin. Yani fidanlarınıza hayvanlar girip girmesin, zarar vermesin evet, diye. Evet. Muhittin abi kaç tane çocuğun var? Çocuğum benim bir kızım var. Bir tane kızım var. Burada mı duruyorsun? Hayır, Erzincan'da. Erzincan'da. Peki Erzincan'da mı kalıyorsun? Burada mı kalıyorsun? Gelip gidiyor musun? Kış Erzincan'da kalıyorum. Hı-hı. Yaz burada kalıyorum. Yazın köyün tadını çıkarıyorsun, uyanık. Ondan sonra da kaçıp gidiyorsun. Kime mikrofonumu uzattıysam evet, hep yemek, çay, kahvaltı, ondan, ikram. Evet. İkram. Ben çok sevdim gerçekten. Evet. Yani köy olarak. Evet. Hani sizleri de. Evet. Ama dernek başkanımız da söyledi ki Muhittin abinin sesi güzel dedi. Yanık sesi vardı. Yo ben türkü söylersem millete hep ağlar. Niye? Zaten biz de ağlatalım dedi. Herkesi güldürmeyelim. Başkanım da geldi. Benim başkanım hanı sen dedi Muhittin benim amcanım. Yerime başkan söylesin. Türkçe. Başkan doğru mu? Yok, Muhittin abi söyler. Başkan bir tane uzun söz söyle. Ben bilmem. Aranızda anlaşacaksınız. Hangi söyleyeceksiniz? Ben türkü bilmiyorum. Başkan hele uzun söz söyle. Beraber söyleyeceğiz. Kimine? Muhittin amca. Daha uzun olsa oynarım. Muhittin abiyle beraber oynar mısın? He. Yok, sen de söylersen daha uzun çalarsa oynarım. Beraber. Oynar mısın o zaman? O zaman dur. Kuş burunun kalından, ben hoşlamam dalından. Emeyeceğim horon oynar, gelin tutun elinden. Kur'an'ın da zanları, pestil köme kaynasın. Mendil verin eline, kelkitliler oynasın. Kur'an'ın da zanları, pestil köme kaynasın. Mendil verin eline, kelkitliler oynasın. Yakışıklı, seni tanıyabilir miyim? İsmin ne senin? Mustafa. Başka adın var mı? Yok. Adı Mustafa mı? Yetiyor mu? Soyadın ne? Bazenleri karıştırıyorlar Muhammed diye. Muhammed Mustafa. Hayır, Muhammed Mustafa değil de ne? Neydi? Babam Muhammed Mustafa koymak istiyormuş ama koyamamış peygamberimizin adı diye. Keşke koyaymış. Evet. O zaman ben Muhammed Mustafa desem. Ha? Mutlu olur musun? Olur. Aferin, gel sen
öpeyim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 3'ü bitirip 4'e geçiyorum. Burada mı okuyorsun? Yok. Ya? Bursa'da. Bursa'dan geldin. Oo bak. Bak bak bak. Mustafa. Heh. Buraya kimi görmeye geldin? Neye geldin? Neydi? Anneannemi, dedemi görmeye. Hangi deden? Neydi? Naci dedemi. Peki Mustafa. Heh. Köyün en çok neyini seviyorsun? Neydi? Suyu. Başka? Başka neydi? Gezmeyi seviyorum burada. Hı-hı. Dedenin inekleri var mı? Var. Sen götürüyor musun otlatmaya? He. Aferin. Şimdi dur. Delikanlıyı tanıyalım. Senin ismin ne? Ömer. Ömer, Sade Ömer mi? Evet. Faruk yok mu? Yok. Yok değil mi? Ömer. Sen de Bursa'dan geldin kardeşin gibi. Evet. Neye geldiniz? Gezmeye. Tatile mi? Evet. Baban ne iş yapıyor? Zabıta. Zabıta. Bursa'da, belediyede. Evet. Oo, sen tam işi yerinden bulmuşsun. Peki köyü nasıl buldun? Seviyor musun? Seviyorum. He? Çok mu seviyorsun? Evet. En çok neyini seviyorsun? Söyle bakayım. Buraya gezmeyi. Burada. Gezmeyi. Evet. Sütünü, yoğurtunu, ayranını seviyorum. Seviyor musun? Evet. Suları nasıl? Güzel. Peki her zaman gelmek ister misin? Evet. Aferin. Canım benim, seni tanıyabilir miyim? Melisa adım. Melisa. Abin mi oluyor? Hayır, yok. Ya? Halamın çocuğu, hayır. Kuzenin oluyor. Evet. Peki Melisa, burada mı kalıyorsun? Ya hayır, biz Tekirdağ'dayız. Burada dedemleri görmeye geldik. Aferin kızıma. Okuyor musun? Evet. Kaçıncı sınıftasın? 4'teydim, 5'e geçeceğim. 4'te 5'e geçsin. Derslerin nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Köyü seviyor musun? Evet. Özellikle bu köyü. Evet, çok severim. Neyini seviyorsun? Pahardaki suyu severim. İnekleri orada. Dur, işte Anadolu'muzun çocuğu bu. Programımızın adı Güzel Anadolu'm dedik ya sevgili izleyiciler. Güzel Anadolu'm işte bu. Pahar dedi. Pahar ne demek? Yani suyun aktığı yer diye çeşme. Biliyorum. Evet, çeşme. Hani, bir deyimle çeşme derler, pınar derler. Değil mi? Evet. Bir de pahar derler. Peki o zaman buradan bir hep birlikte el sallasak böyle kanalımıza. Dur, acele yok. Hep birlikte. Hazır mıyız? Hazır. Mustafa, evet. Kaldır elini. Bizi kandırıyorsun değil mi? Uyanık Mustafa. Hadi. Geçtiğimiz yıl buradaki şenlikte köy ağası seçilen Naci abiyle beraberiz. Bir isteğin var mı? Köyün için hani... Köyüm için işte bir şeyler yapılsın. Yapılsın. Evet. Ama yapıyorsunuz maşallah. Yapıyor. Elimizden geleni. Buna yapmışsınız. Evet. Bunun ismi ne? Çalkama. Ne? Çalkama. Çalkama. Ha, tamam. Teşekkür ettim canım. Ağam, çalkamalarımız geldi. Evet. Tabii ki afiyet şu anda, olsun. Gerçekten bir köy yoğurdu. Evet. Koyun kendi, yoğurdu. Koyun. Kendi yani. Kendi hayvanlarımızın hayvanlarımızın yoğurdu. O zaman içelim bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hane hane da parlayı gümüş hane, evleri hane hane parlayı gümüş hane, gümüş hane kızları da dünyalarda bir tane, gümüş hane kızları dünyalarda bir tane. Aldım bakır kazanı, kalayladım içini, aldım bakır kazanı da kalayladım içini. Vurdum Tonya yukarı da sende yükle göçünü, vurdum Tonya yukarı da sende yükle göçünü. Gidemedim torunla da ben yorula yorula. Gidemedim torunla da ben yorula yorula. Vermedi senin nenem iki gözü körula. Vermedi senin nenem iki gözü körula.
iki gözü kör ola. Ha kadirga kadirga da bittim içim enleri. Ha kadirga kadirga da bittim içim enleri. Aca nasıl geçeyi da bensiz geçen günleri. Aca nasıl geçeyi da bensiz geçen günleri. Geliyor.